Türk savunma sanayisi daha gelişmiş insansız hava araçlarını kullanıma sunarken bir yandan da var olan araçlara yeni yetenekler kazandırıyor. Daha sonra Lentatec ismini alan Vestel Savunma tarafından geliştirilen milli insansız hava aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu. Sabit kanatlı insansız hava aracı Karayel, ilk uçuşunu 2009 yılında yaptı. Karayel İHA'nın bir sonraki versiyonu ise 2013 yılında uçmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet alımı şeklinde 2015-2017 arasında Karayel'i kullandı. Lentatec, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Karayel'e ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetleri yürütüyor. Son olarak SATCOM'la uydudan kontrol özelliği kazandırılan Karayel, bu sayede anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyri sefer yaparak sürdürecek. Taarruz, gözlem, haritalama, güvenlik, orman yangını tespit ve izleme gibi birçok alanda kullanılabilen Karayel, bugüne kadar 40 bin uçuş saatine ulaşmayı başardı. Karayel, her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün üçlü yedekli dağınık aviyonik mimari özelliğiyle dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini ilk kez bir İHA'ya taşıdı. Karayel, bu sayede bugüne kadar teknik arıza yaşamadı. Lentatec, bu durumun bir dünya rekoru olduğunu belirtiyor. Sahip olduğu özelliklerle oldukça rekabetçi bir platform haline gelen Karayel, ihracat başarısı da yakaladı. Silahlı, uzun menzil Karayel, her biri 30 kilogram mühimmat taşıma kapasitesine sahip 4 adet istasyon ile toplamda 120 kilogram mühimmatla görev yapabiliyor. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabiliyor.